Mutlu akşamlar. Türkiye'nin en çok izlenen yerel kanalı TV52 ve TV52 Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben İsa Akçay. Bugün 19 Kasım 2019 Salı, güzel bir tarihte yine sizin karşınızdayız. Bugün Ordu'da çok güzel bir hava vardı, yine yazdan kalma güzel bir hava vardı. Umarım bir süre daha böyle gider. Zira insanın motivasyonunu gerçekten son derece olumlu etkiliyor. İlimizin güzellikleri de göz önüne alınınca gerçekten güzel, keyifli bir gündü diyelim. Ve bültenimize doğru yavaş yavaş yürüyelim. Yine her akşam olduğu gibi tabelamızı verelim. Yeter sizsiniz diyoruz. Ayrı ayrı lütfen okuyunuz önce. Sonra ben size dilimin döndüğünce izah etmeye çalışacağım. Sevgili izleyenler, aslında bir portre çizmek istiyoruz. Yani ilimizin bir portresini çizmek istiyoruz. Siyasi anlamda, idari anlamda, gündem anlamında bir portre. Biliyorsunuz bu akşam haberlerimizde de çok güzel bir dizilim var. Çok güzel konu var, konu başlıkları var. Aslında tabelamızı da onun üzerine kurguladık. Dolayısıyla diyoruz ki önce siyaseten bunu bir işlemek lazım. İlimizin siyasi partilerde görev alan üst düzey yetkilileri var. Konumları gereği gerçekten ülkede söz sahibi olacak insanlar, ülkeyi yönetecek insanlar, yönetecek pozisyonda olan insanlar. Ancak uygulamaya baktığınızda bu kadar büyük makamların uygulamaya dönen bir tarafı maalesef yok. Her siyasi partinin burada bir teşkilatı var, il başkanları var. İl başkanlarına baktığınız zaman kelimenin yorumunu siz kullanın, orada kelimeyi siz kullanın. Yani biz iki kelime kullandık aslında, yeter sizsiniz. Bazen şöyle gelir ya içinizden, kardeşim adam hiçbir şey yapmaz, görürsünüz. Çok da üst düzey bir hizmeti de yoktur. Hatta şehir için belki varlığı bile tartışılabilecek pozisyondadır. Ama öyle bir anlatır ki kendini, tamam abi sensin dersin. Demek zorunda kalırsınız ya da. Sizsiniz kısmını oradan çağrıştırarak kullanmak lazım. Yeter kısmını da bazen öyle zamanlar gelir ki, dur artık yani, dur yeter yani, bu kadar boşa zaman geçirme, bu kadar boşa vakit harcama yeter dersiniz. Şimdi bunun üzerine ilin her siyasi partiden bir il başkanı var. Sahaya yansımasını lütfen düşünün. Her siyasi partiden olmasa da milletvekili var. İYİ Parti'nin burada vekili yok, milletvekili var. Dolayısıyla yine sahaya yansımasını siz düşünün. Ve her siyasi partide her ile nasip olmayacak bir nimetimiz var. Genel başkan vekillerimiz var. 4 tane genel başkan vekilimiz var. Yine haberimizde bunları da işledik. Onların da konumlarını, memleketle olan diyaloğunu, orduya olan yatırımlarını yine siz düşünün. Biz bunu haber bültenimizde bu akşam enine boyuna konuşacağız. Ve bunu halkımıza da sorduk. Oradan çıkan sonuçla bu tabelayı belirledik. Yorumun gerisi size ait. Sizin takdirinize ait diyelim. Ve devam edelim. Gündem özetle haberi, tabelayı haberin içinde uzun uzun konuşacağız. Sevgili izleyenler, gündemde biliyorsunuz bugün siyasi partilerin grup toplantıları vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yine Devlet Bahçeli bugün meclise geldi ama grup toplantısı yapmadı. Genel Başkan bugün gruba hitap etmedi. CHP'nin ve AK Parti'nin grup toplantıları vardı. Bunları bültenin özetinin içinde, gündem özetinin içinde göreceksiniz. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Mevlüt Çavuşoğlu'nu biliyorsunuz Suriye bölgesinde yaşananlarla ilgili açıklaması vardı. Suriye'de Rusya'nın verdiği sözü yerine getirmediğini, dolayısıyla bunun üzerine operasyonların yeniden başlayabileceğini söylemiş idi. Rusların Savunma Bakanlığı sözcüsü buna istinaden bir açıklama yaptı. Şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi bu açıklamaları. Tabii neyi şaşkınlıkla karşılıyorsa artık, yani o durumda yapması gereken ne varsa ya da bunlar bu durumu nasıl algılıyorlarsa artık konuşmak, tartışmak lazım. Yine gündem özetinde bunu göreceksiniz. Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partiyle ilgili Ankara AK Parti eski il başkanı Nedim Yamalı bir açıklama yaptı ve sistemin, yani partinin kuruluş amacının tamamen seçim sisteminin geriye döndürülmesi, başkanlık sisteminden çıkartılması olduğunu söyledi. Yine Erdoğan'ın grup toplantısı yaptığını söylemiştik. AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubuna hitap etti ve dikkat çekmek istiyorum. İkidir vekilleri uyarıyor Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan. Vekillerle ilgili sürekli talimatlar veriyor ve bugünkü çıkışı da acaba erken seçim kapıda mı çağrışmalarına ya da konuşmalarına, tartışmalarına sebep olduğu gibi sanki. Çünkü
bugün milletvekillerini seçim bölgelerine gitmesi noktasında özellikle uyardı Cumhurbaşkanı. Yine Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı vardı CHP'de. Onun da gündeminde hemen hemen her grup toplantısında olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan ve onun söylemleri vardı. Bu erken seçimle ilgili bir başlık açmak istiyorum sevgili izleyenler. Gündem özetinin içindeki haber gerçekten önemli. Bir de Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikidir mecliste grup toplantılarında vekillere yaptığı uyarı da önemli. Yani burada sanki AK Parti'nin vekilleriyle ilgili genel olarak bir sıkıntı var gibi. İşleyişten genel olarak sanki genel başkan memnun değil gibi bir hava var. Bakalım önümüzdeki günlerde siyaset, siyasi zemin neler getirecek? Ülkemize erken seçim tartışmaları alevlenecek mi? Ya da gerçekten böyle bir seçim atmosferi oluşacak mı? Bakalım, görelim, izleyelim diyelim ve gündem özeti bir göz atalım. Sonra bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya'nın Suriye'de sözlerini tutmadığı ve Türkiye'nin askeri operasyona devam edebileceği yönündeki sözlerine Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov şaşkınlıkla karşıladık yorumunda bulundu. Sputnik'in haberine göre Konashenkov, askeri eylemlerin başlaması yönünde çağrı içeren bu açıklamalar, yalnızca Suriye'nin kuzeyindeki durumun gerginleşmesine yol açar, Rusya ve Türkiye liderlerinin imzaladığı ortak mutabakatta öngörülen istikrara değil ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin ekibinde yer alan AK Parti'nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, kuracakları partinin başkanlık sistemine tamamen karşı olacağını belirtti. Yamalı, parlamenter sistemi geri getirmeye çalışacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi kulisinde görüştü. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bitmesiyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen Bahçeli ile Erdoğan, meclis kulisinde bir süre sohbet etti. Erken seçim tartışmaları uzun süredir gündemde. İktidar ve muhalefet kanadından yapılan açıklamalarla bu iddialar kesin bir dille yalanlansa da tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün parti grubunda milletvekillerine verdiği talimat da bu dedikoduları daha da alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslenerek, "Bundan böyle kesinlikle kendi seçim bölgenizi ihmal etmemeli, her hafta bölgenin tüm ilçelerine, mahalle ve köylerine kadar gideceksiniz, bizlere ulaştırılması gerekenleri ulaştıracaksınız," dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sürekli "Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder" dediğini belirterek, "Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için mal varlığının hesabını bütün dünyanın önünde vereceksin. Bay Kemal olmak için elin harama uzanmayacak. Bay Kemal olmak için tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için rüşvet alan adamı büyükelçi ilan etmeyeceksin. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir, her onurlu vatandaş bir Bay Kemal'dir" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Egemen Bağış'ın büyükelçi olarak atanmasını da sert bir dille eleştirdi. Önümüzdeki günlerde çok fazla siyaset konuşacak gibiyiz sevgili izleyenler. Zira erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Yeni partiler kurulacak mı, kurulmayacak mı? Kurulursa eğer gündemler nasıl oluşacak? İçinde hangi isimler olacak, kimlerle kurulacak? Gerçekten herhalde çok fazla gündemde yer alacak konu başlıkları. Biz de kendi siyasi gündemimize doğru yavaş yavaş bültenimizi akıtalım. Dedik ya, bugünkü seçtiğimiz tabela aslında gündemin özeti gibiydi. Biz aslında bugün çıktık sokakta, nabız tuttuk ordunun genel siyasetiyle ilgili ve biz tabii kendi penceremizden görünen şekliyle de bir değerlendirme yaptık. Vatandaşlarımızın o görüşlerini de şimdi sizlere yansıtacağız. Nedir aslında ilk konumuz? Şu, biliyorsunuz ordu her zaman siyaseten çok önemli olmuş bir il. Sonuçları itibariyle genelde Türkiye ortalamasını tutturmuş. Nüfusu da hemşehrilerimizin de bu anlamda
genel değerlendirmesi de Türkiye'nin değerlendirmesinin ortalaması noktasında oluşmuş, her seçimde oluşmuş bir il. Dolayısıyla çok önem arz ediyor. Bu önemine istinaden de her zaman değerli koltuklar olmuştur. Bakanlıklar olmuştur, önemli bakanlıklar olmuştur. Bu dönemde böyle gerçekten siyasi partilerde çok etkin rol alan hemşerilerimiz var. AK Parti'den başlayarak Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u daha önceki görevlerinden de hatırlıyorsunuz. Gerçekten hatırı sayılır görevler yaptı. AK Parti'de çok etkin rol oynadı. Zira geçtiğimiz yerel seçimlerde, 31 Mart yerel seçimlerinde biliyorsunuz birçok kadronun belirlenmesinde Numan Bey'in etkisi büyük. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seyit Torun, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Onun da biliyorsunuz bu seçimde, 31 Mart seçimlerinde koltuğu gerçekten oldukça sağlamlaştı alınan zaferlerle. Çünkü o da belediye başkanlarının belirlenmesi sürecinde aktif rol oynadı. Özellikle Ekrem İmamoğlu noktasında ne kadar aktif olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla kazanılan zaferden sonra o da oldukça güçlü oldu. Elindeki ekonomik gücü de düşünürseniz, yani büyük şehirlerin ekonomik güçlerini de düşünürseniz gerçekten müthiş bir avantaja sahip şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Vekili Seyit Torun. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nde İsmail Faruk Aksu biliyorsunuz İstanbul'dan uzun dönemden beri Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli'nin yardımcılığını yapan bir isim. Ordulu kendisi. Her ne kadar Ordu'ya çok fazla gelmese de İstanbul'daki ordularla hemhal olan bir hemşerimiz. Musavat Dervişoğlu'nu biliyorsunuz İyi Parti'de. İyi Parti Genel Başkan Vekili. Musavat Dervişoğlu da İyi Parti'de verilen kararları değiştirebilecek kadar etkili bir isim. Dolayısıyla bu dört partide ciddi güç sahibi isimlerimiz var. Saadet Partisi'nde de şu anda Elis Naim Şahin ismi girdi biliyorsunuz. Genel İdare Kurulu'nda Elis Naim Şahin var. Elis Naim Şahin zaten konuşmaya gerek yok. Ordu'da en kısa zamanda yani görev aldığı kısa dönemde 18 ay gibi kısa bir dönemde yaptığı işleri kamuoyu biliyor. Dolayısıyla bu kadar güçlü olan bir siyasi kadro, bu kadar sahayı etki edebilme imkanı olan, kabiliyeti olan, gücü olan bir kadronun niye memlekete, orduya fayda sağlamadığını biz araştırmak istiyoruz, sormak istiyoruz. Yani başkan vekilleri, genel başkan vekillerinin her biri tek başına baktığınızda belki ülkede gerçekten yürütmede söz sahibi olabilecek isimler. Ama orduya dönük çakılmış bir çivileri yok. Şu yapılamaz mı merak ediyorum. 4 tane genel başkan vekili ordulu kimliğinde buluşup bir araya gelip de asıl olan ordululuktur deyip memlekete hizmet getiremezler mi? Bu noktada fikir birliğine varamazlar mı? Yani insanları kutuplaştırıp yönetmekten daha ziyade memlekete hizmet etmek noktasında, yani ilimize hizmet etmek noktasında fikir birliğine varamazlar mı? Bakmak lazım, araştırmak lazım, sormak lazım, düşünmek lazım. Tabelayı da o yüzden seçtik aslında. Bizce bu anlamda bir yetersizlik var diyelim ve haberimizi izleyelim, sonra devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarından sonra en etkili makamdaki isimler Ordulu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Çok gururluyuz. CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu ve İyi Parti Meclis Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Türkiye geneline dağılmış yaklaşık 2 milyon ordulunun desteklediği, sahiplendiği 4 siyasi isim. Tabloya bakıldığında Ordu adına büyük bir şans gibi görünüyor bu. Öyle ki partilerin en üst makamlarında bulunan kişiler Ordu kimliğini taşıyor cüzdanlarında. Ama sadece nüfus cüzdanında var bu kimlik. Çünkü şehir bu isimlerden beklediğini alamıyor. Siyasi güç hizmete bir türlü dönüşemiyor. Ordu halen göç veren iller listesinde ilk sıralarda yer alıyor. İşsizlik her geçen gün artıyor. Mevcut yatırımlar beklemede. Çevre yolu tamamlanamadı. Karadeniz-Akdeniz yolu tamamlanamadı. Botanik parkla 16 milyon çöpe atıldı. Çikolata park çürüyor. Şehir hastanesi şehir efsanesine dönüştü. Mevcut hastanelerdeki sıkıntı nedeniyle profesörler şehri bir bir terk etti. Çocuk kardiyoloğu bile yok. Türkiye'nin 31. büyük şehri Ordu'da. Özetle hastane, yol, su, elektrik gibi sorunlar acilen çözüm bekliyor. Siyasi çekişmeler ve kavgalar da cabası.
Zaman zaman kamuoyuna yansıyan çalım atma yarışlarıyla da kaybeden sadece ordu oluyor. Kimi zaman parti içinde yaşanan çekişmeler, kimi zaman partiler arasında yaşanan çekişmeler vatandaşı da geriyor, ayrıştırıyor, ocu ya da bucu olmak zorunda bırakılıyor halk. Peki Türkiye siyasetine yön veren bu dört büyük isim ordululuk paydasında buluşup şehre sinerji olamazlar mı? AK Partili, CHP'li, MHP'li ya da İYİ Partili değil de ordulu olarak ayrışmadan ve ayrıştırmadan şehre katkı sunamazlar mı? Hızla yatırımların tamamlanması için bir baskı kuramazlar mı? Ordunun kalkınması adına hatta yeni projeler için çalışamazlar mı? İstenildiği takdirde neden olmasın cevabı beliriyor direkt akıllarda. Yani cevap bu kadar net. Ordu ayrıcalık da beklemiyor aslında. Mevcut potansiyelin hizmete dönüşmesini, hak ettiğini almayı istiyor. Çünkü çok vakit kaybetti şehir ve kaybetmeye de devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, her biri gerçekten de ülke yönetebilecek kapasitede insanlar. Dolayısıyla memlekete hizmet etmeleri gerekir, orduya hizmet etmeleri gerekir. Bütün uğraşımız aslında bunun için il teşkilatlarından başlayarak yapılanmalarını buna göre de yapmaları gerekir. İsimlerinin ağırlığına göre de bu kadroları oluşturmaları gerekir diyelim. Geçelim vekillere. Biliyorsunuz sevgili izleyenler, ilimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nden 1, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 ve AK Parti'den 3 tane milletvekili var. Son Tayyip Erdoğan'ın çıkışını biraz önce gündem özetle belirtmiş idim, söylemiş idim. Milletvekilleriyle ilgili bir rahatsızlığı var ki bölgenize gidin, bölgenizde çalışın dedi Erdoğan. Belki erken seçim olacak ya da ne bileyim erken seçim olacakmış gibi çalışmasını istiyor. Peki orduda milletvekilleri ne yapıyor? Nasıl bir dönem geçiriyor, milletvekili dönemi geçiriyor? Halk milletvekilleriyle ilgili ne düşünüyor? Biz de kamuoyuna, halka, seçmenlere mikrofon uzattık. Ordu milletvekillerini tanıyor musunuz? Hepsi aklıma gelmiyor. Tanıyorum ama hepsi aklıma gelmiyor. Aklınıza gelenler? Aklıma gelenler. Biraz uzun düşünmek gerekiyor. Ordu milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kimleri biliyorsunuz? Ordu milletvekilleri hangi partiden? İstediğiniz, aklınıza gelen. Cemal Engin. Başka? İsmet Taşçı. Kafa karışıyor. Ordu milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Ordu milletvekillerini tanıyor musunuz? Hayır. Peki bildiğiniz kadarıyla hiç sahada gördünüz mü onları? Seyit Sorun'u gördüm. Onun haricinde ordu milletvekillerini çok fazla tanımıyorum. Seyit Sorun da belediye başkanı olduğu için tanıyorum. Çok fazla sahada göremedim. Peki, soru kolay ama net cevabı yok aslında kimsenin hafızasında. Çünkü onlar milletvekillerini seçimden seçime görüyor. Oy vererek yetki verdikleri isimlerle sahada bir seçim vakti kucaklaşıyor. Halkın içinde yoklar ki. Ben sağ olsun bir Cemal Engin var. Millet beğensin beğenmesin. Köylünün ve üreticinin biraz haklarını o yanında alarak biraz savunuyor. Başka da görmedim. Milletvekilleri, halkın meclisteki sesi, sorunların çözüm adresi. Peki hakkını verebiliyorlar mı? Şehirlerine layıkıyla hizmet edip yetki aldığı vatandaşını memnun edebiliyor mu? Vallahi yaptıkları çalışmalarda pek nadir geliyorlar. İliyle pek göremiyorum, ilgilenme olayı zayıf biraz gibi görüyorum. Seçimden seçime desene tamam. Seçimden bir şey değil mi? Seçimden seçime geliyorlar. Görüyoruz, başka zaman göremiyoruz. Öyle sadece parmak kaldırı mı indiriyorlar, parmak kaldırı mı indiriyorlar, başka şey bilmiyorum ben. Genel olarak milletvekillerini sahada görüyor musunuz? Göremiyoruz. Yaptığı çalışmaları haberlerden izlemişsinizdir. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ordu milletvekilleri şu ana kadar iyi çalışmadılar yani. Sebebi nedir, sizce neden? Valla milletvekili olana kadar her şeyi yapacağız diyorlar, ondan sonra hiçbir şey yok. Millet bak, kimsenin elinde çanta var mı bak? Hiç kimsenin elinde çanta var mı bak? Herkes boş boş geziyor yani. Yani kimsenin ekonomisi, kimsenin çalışması, kimsenin geçimi hiç kimsenin umurunda değil yani. Ordu milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanıyorum. Peki sahada hiç gördünüz mü onları? Benim
Sesi çıkan bir de Cemal var. Cemal'den gidiyoruz. Başkaları sesi çıkmıyor. Ama sahada hiç gördünüz mü? Görmedim, görmedim. Yaptıkları çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Bu dönem hiçbir şey yapmıyorlar. Daha önceki dönemde yine öbürleri yapıyordu. Bu dönemde hiç yaptıkları bir şey yok. Ne yazık ki milletvekillerinden memnun değil ordular. Vallahi benim için sıfırlar. Sıfırlar. Ellerimiz kırılsın. Neden? Neden mi? Anlayacaksın onu. Anlayacaksın. Milletvekillerin maaşını aldı, gidip yiyeceğiz. Sen o kadar biz kullanıyoruz. Bizi sadece kullanıyorlar. Başka bir şey yok ki yani. Biz kullanıyoruz yani. Gidip de onlara oy veriyoruz yani. Kime veriyoruz? Hesap kitap yapmadan geri gidiyoruz. Ha ben vermedim, ben de verdim. Ellerim kırılsın. Aslında ordu bir örnek. Birçok şehirde belki de tablo aynı. Vekil dosyası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da elindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslenerek bundan böyle kesinlikle kendi seçim bölgenizde olacaksınız dedi. Yani o da aslında vekillerin seçmeniyle arasındaki uçurumu fark etti ve uyardı. Bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Ve her hafta zaten salı, çarşamba, perşembe 3 gün bölgesine gidecek ve bölgesinde sadece her zamanki uğrak yerlerine değil ya bölgesinin tüm ilçelerine, mahalle veya köylerine kadar gidip oralardaki vatandaşlarımızın hal ve hatırını soracak, muhtarlarla görüşmeleri yapacak ve ondan sonra da bize ulaşması gerekenleri bize ulaştıracak. Bakan yardımcılarımıza ulaştırılması gerekenleri de bakan yardımcılarımıza ulaştırmak suretiyle bu çalışmalarımızı çok daha zinde olarak yürüteceğiz. Erken seçim tartışmaları uzun süredir gündemdeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grubunda milletvekillerine verdiği talimatla bu dedikodular daha da alevlendi. Bu açıklamaların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile Erdoğan buluşması da erken seçim kulislerini hareketlendirdi. Uzun zaman sonra iki lider bir arada objektiflere poz verdiler. Oldukça da samimiydiler. Evet sevgili izleyenler, tabelayla belki de en çok uyuşan vekiller. Yani vekiller vatandaşımızda olduğu gibi bizde de sınıfta kalan isimler sıralamasında en üst. Evet teşkilatlarda zafiyetler var, teşkilatlar kötü. Zamanı geldi düzeltilecek ama vekiller daha yeni seçildiler. Üstelik iyi referanslarla seçildiler. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın alo deyip de gönderdiği vekiller var. Burada gerçekten iddialı olup da seçilen vekiller var. MHP'den, CHP'den, AK Parti'den hepsinden ayrı ayrı iddialı olup seçilen vekiller var. Dolayısıyla iddialı seçilen isimlerin iddialı işlere imza atması gerekir. Evet, vekillik pozisyonunda belki çok fazla yetki yok, çok fazla icraî konumlar değiller artık. Ama en azından şehrin taleplerini, ihtiyaçlarını dile getirip üst makamlara taşımaları noktasında tıpkı Cemal Enginyurt gibi yağ masalarda gürlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bakın ismini hatırladıkları tek vekil, siyaseten insanların ismini hatırladıkları tek vekil Cemal Enginyurt. Bir de Seyit Torun ismini bilenler var. Vatandaşların çoğu, vermediği ekrana bir çoğunu, milletvekillerinin isimlerini bilmiyorlar. O yüzden milletvekillerinin sahada olması lazım. Cumhurbaşkanının uyarısını da hafife almamak lazım. Görüyor ki rahatsızlık var, görüyor ki eksiklik var. Dolayısıyla sürekli uyarılar yapıyor milletvekillerine. Dikkat almak lazım. Bence erken seçim yapılırsa en büyük sebeplerinden bir tanesi vekil kadrosundaki yetersizlik olacaktır diyelim ve devam edelim. Bir önemli gündem başlığımız daha var. Önümüzdeki hafta içinde, yani bu hafta içinde Perşembe günü AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Ordu'ya geliyor. Biliyorsunuz sevgili izleyenler. 3 günlük bir ziyaret programı var. Numan Kurtulmuş'un bu Ordu ziyareti önemli. Zira Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Kurucu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alınmasından sonra ilk kez Ordu ziyareti, resmi temaslarda bulunmak için ilk kez Ordu ziyareti düzenliyor Numan Kurtulmuş. Çok merak ediliyor nasıl bir ziyaret olacak. Bir dizi ziyaretleri var, tabii bir dizi programları var.
neler söyleyecek, nasıl bir program akışı olacak detaylarını haberlerimizde izleyelim. Türkiye projesi gibi görebileceğimiz bu projelerle siz eğer bize destek verirseniz, imkan verirseniz biz de bunları yaparız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küskünleri ikna et diyerek görev verdiği AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş orduya geliyor. 21 Kasım Perşembe akşamı orduya gelecek olan Kurtulmuş, 22 Kasım Cuma günü saat 10.30'da Kültür Sanat Merkezi'nde Türkiye'yi geleceğe taşımak konulu konferansa katılacak. Daha sonra Gülyalı Kestane Mahallesi'nde restorasyonu yapılan tarihi caminin açılışını yapacak. Valilik ziyaretinin ardından İsmet Paşa Caddesi'nde vatandaşlarla ve esnafla buluşacak. Başbakan Yardımcılığı ve Kültür Turizm Bakanlığı görevlerinde de değişiklikler oldu. Benim UHTEM'deki başbakan yardımcılığı görevimde çok değerli kardeşim, dava arkadaşım Fikri Işık Bey'e bugün devrediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Altınordu Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret edecek. (23) Kasım Cumartesi ise saat 11'de Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak olan Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, daha sonra Perşembe'de yapılan Hamsi Festivali'ne geçecek. Ardından Fatsa Belediyesi'ni ziyaret edecek. Kurtulmuş'un ordu programında son durağı Ünye ilçesi olacak. Ünye Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Ünye İlçe Teşkilatı'nın hazırlamış olduğu programa katılacak ve aynı gün ordudan ayrılacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye giderken uçakta AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'u arayarak milletvekilleriyle istişare toplantısı yapması talimatını vermişti. Yerel seçimlerle yara alan AK Parti'yi eski günlerine döndürmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görevi yani partideki yenilenmenin sinyallerini de Numan Kurtulmuş aracılığıyla iletmişti. Hem bu gelişmeler sonrası hem de eski Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından ilk resmi ziyareti olacak Numan Kurtulmuş'un orduya. Küskünleri barıştırmak, AK Parti'de yenilenme ruhunu kurmak isteyen Kurtulmuş, orduda ne anlatacak merak ediliyor aslında. Öyle ki 5 mega proje vaadiyle Ordu'da milletvekili olmuş ama bir projeyi bile hayata geçiremeden kavgalarla gündeme gelmiş, sonrasında da İstanbul'a gitmiş bir siyasetçi olarak anılıyor. Ordu onu, Ordu Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Enver Yılmaz'la yaşadığı ciddi sorunlar ve bir de yapamadığı projeleriyle hatırlıyor. Ordu tramvayına kavuşuyor projesidir. Eğer bunu gösterme imkanımız olursa bu projeyle şunu kastediyoruz. Şimdi Ordu Havalimanı açıldı. Evet. Ordu Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte Ordu'nun şehir içindeki ulaşımının ihtiyaçlarının çok daha farklı bir... Evet, inşallah Numan Kurtulmuş'un ziyaretinden ilimiz kazanımlarla çıkar. Zira sorunların yerinde görülmesi belki de çözümünü hızlandırır. Dedik ya, çok fazla güç var elinde Numan Kurtulmuş'un. İnşallah bu gücü Ordu'dan yana da Ordu'nun sorunlarının çözülmesi noktasında da kullanır diyelim ve devam edelim. Ordu'nun yine siyasetteki genç ve başarılı bir ismiyle. Yavuz Selim Kıran Dışişleri Bakan Yardımcısı, biliyorsunuz. Bir önceki milletvekili seçiminde de Ordu'nun AK Parti 6. sıra milletvekili adayıydı. Ancak AK Parti 3 tane milletvekili çıkarttıktan sonra Yavuz Selim Kıran Dışişleri Bakanlığı'ndaki bakan yardımcılığı görevine geri döndü ve orada oldukça da başarılı işlere imza atıyor. Yavuz Selim Kıran gibi adamlarda aslında Ordu'nun siyasi istikbali, yani genç nesilde aslında Ordu'nun siyasi istikbali, 65 yaşından sonraki siyasete giren insanlara çok beklenti sahibi olmak doğru mu? Yani onu kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Zira biraz önce haberlerimizde vatandaşlarımızın bu konudaki yorumlarını izlediniz. Dönelim haberimize. Yavuz Selim Kıran, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 2011 sonrası Irak Sempozyumu'na katıldı ve burada terörle ilgili, Suriye ile ilgili özellikle mesajlar verdi. Son DAEŞ'i terörist etkisiz hale getirilinceye kadar
terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir dedi. Sayın Bakanım, Sayın Büyükelçim, değerli rektörüm, Orsamızın çok kıymetli başkanı, çok kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hacı Bayram Veli Üniversitemiz ve Orsam işbirliğiyle düzenlenen bu anlamlı konferansa başarılar diliyorum. Sayın Bakanım. O anlamda Irak'ın karşı karşıya kaldığı bu tehditleri bertaraf etme noktasında gerek merkezi Irak yönetimiyle, gerek Irak Kürt bölgesel yönetimiyle yakın işbirliğimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bir tehdit neydi? Tabii ki terördür. DEAŞ gibi bir musibet çıktı ve 2014 yılı itibariyle Irak topraklarının neredeyse üçte birini işgal etti. Ve bu tehdide karşı da Türkiye her zaman Irak'ın yanında oldu. Ve DEAŞ tehdidiyle mücadelede Türkiye her zaman en ön safta göğüs göğüse bu terör örgütünü bertaraf etmek için mücadele eden ülkelerin başında geldi. DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonunun en önemli ülkelerinin başında geldik. Ve bugün Suriye'nin kuzey doğusunda da, kuzey batısında da, Irak'ta da bölgemizin geleceğini tehdit eden bu terör örgütüne karşı Türkiye kararlı mücadelesine devam ediyor ve son DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu mücadelemiz devam edecek. Sadece DEAŞ mı? Tabii ki değil. Bugün PKK'nın ve bölgedeki uzantılarının en önemli tehdit ettiği ülkelerin başında yine Irak geliyor. Irak'tan kaynaklanan bu PKK tehdidine karşı da Türkiye kararlı mücadelesine aynı şekilde devam ediyor. Evet, umarım ki Yavuz Selim Kral'ın da çok daha iyi yerlerde görmek nasip olur. Zira biz memleketimize son derece faydalı olacağından eminiz bu tecrübeyle ve gençliğiyle. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşçı da bugün Ordu'daydı, Fas'taydı. Fas'ta ikinci el otopazarını ziyaret ettiler İbrahim Ethem Kibar ve ilçe başkanıyla beraber. AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fas'ta Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve ilçe başkanı İsa Yüksel ile birlikte Fas'ta Galericiler Derneği tarafından özel sanayi sitesinde haftanın bir günü açılan ikinci el otopazarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları Ruhi Özbay ve Ercan Yurttaş da eşlik etti. AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fas'ta Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve ilçe başkanı İsa Yüksel ile birlikte ikinci el otopazarında Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey eşliğinde tüm esnafları ve araç sahiplerini ziyaret ederek sohbet etti. AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ziyaret sonunda bir açıklama yaptı. Fas'ta Oto Galericiler Sitesi Derneği Başkanımızın öncülüğünde bir aydır devam eden yani pazar günleri Fas'ta çok güzel bir şekilde civar ilçelerin katılımıyla araba alım satımı ve artı burada güzel havalarda güzel ilçesiyle beraber çok güzel bir ortam oluşmuş. Bugün burada ziyaretteyiz. Birkaç araba alım satımına da şahit olduk. Dolayısıyla bir hafta sonu değerlendirmesi anlamında hem insanların buluşması hem bölgenin sorunlarının konuşulması hem de bu alım satımın ihtiyaç giderimi noktasında çok güzel bir hizmete vesile olmuşlar. Öncelikle burada başkanımız yanımızda kendilerine ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla ve belediyemizin ve Fas'ta sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileriyle Hamsi Festivali öncesi sabah güzel bir etkinliğe katılmış olduk. Çok memnun oldum. İnşallah bu beraberinde bu anlamda Fas'taki yer sorununu İşte otogalericiler anlamında yer sorunun çözümü içinde istişare yapılan bir arena gibi aşağı yukarı Fas'taki galericilerimizin kahır eksiliyetinin katılımını görmek ayrıca bir aylık tecrübeyle çok iyi bir noktada bunun yarın hem yer sorununun çözümüne ilişkin hem de buradaki alışverişimizin ve vatandaşımızın ihtiyacının pazar günü olması nedeniyle giderilmesine ilişkin çok güzel bir etkinlik. Fas'ta Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey de ziyaretlerinden dolayı Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ve İlçe Başkanı İsa Yüksel'e teşekkür etti. Buraya geldiniz, zahmet verdiniz. Allah razı olsun. İnşallah biz de inanıyoruz ki sizin de bize daha destek vereceğinize hem galeri sitesi konusunda hem pazar konusunda sizden bu konuda desteklerinizi bekliyoruz.
Evet, baklavanın fındıklısı mı, cevizlisi mi, fıstıklısı mı? Sevgili izleyenler, konudan anlaşılacağı üzere konu gündem Ordu Büyükşehir Belediyesi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'le Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi arasında Twitter üzerinden bir mesajlaşma trafiği olmuş idi. Ve Hilmi Güler, Bilal Ekşi'ye fındıklı baklavanın her ikisinin de daha iyi olacağını söylemiş idi. Bunun üzerine de Bilal Ekşi güzel bir dönüşüm yapmıştı. Mesaj alındı. Yine Yeşer'de fındık dalları demişti Hilmi Güler'e. Bunun üzerine Hilmi Güler uçuş esnasında bir jest yaptı ve fındıklı baklava ikram etti Türk Hava Yolları personeline ve uçaktaki yolculara. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi etiketleyerek sosyal medya üzerinden gönderdiği fındıklı baklava talebine Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ekşi esprili bir dille karşılık vermişti. Ekşi'nin mesaj alındı başkanım diye başlayarak gönderdiği cevabın ardından Başkan Güler yaptırdığı fındıklı baklavayı Türk Hava Yolları'na ait uçağa götürerek Bilal Ekşi'ye gönderdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Fındıklı baklava getirdim. Teşekkür ederim tartışmayı. Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye ithafen gönderdiği paylaşımda fıstıklı mı iyi yoksa cevizli mi bilmem ama fındıklının her ikisinden de iyi olduğuna eminim. Bilal Ekşi önderliğinde başarıdan başarıya koşarak bir dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları bence en kısa sürede Ordu fındığından yapılan baklavayı menüsüne ekleyecektir yanıtını verdi. Başkan Güler'in fındıklı baklava önerisine sessiz kalmayan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise Ordu yöresine ait bir türküden esinlenerek Sayın Başkanım mesaj alındı. Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları diyerek esprili bir dille Başkan Güler'e sosyal medya üzerinden cevap verdi. Başkan Güler, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin verdiği cevaba karşılık iki tepsi fındıklı baklava yaptırarak Ordu Giresun Havalimanı'na gitti. Böylece yeni bir sayfayı sizlerle açarız. Çünkü biliyorsunuz fındık bizim hem yerli ürünümüz, diğerleri hep ithal olabiliyor icabında. Onun için yerli fındıktan, yani yerli kaynaklarından iyi baklavayı yaptığımızı tercih ediyoruz. Sağ olun. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Bu size. Çok teşekkür ederiz. Genel müdürü Burada elindeki iki tepsi fındıklı baklava ile Türk Hava Yolları'na ait uçağa giden Başkan Güler, bir tepsi baklavayı uçakta bulunan personel ikram ederken, elinde bulunan diğer tepsiyi de Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye iletmek üzere uçağın pilotuna teslim etti. Fındığın yerli bir ürün olduğu üzerinde duran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, konuyla ilgili bir de açıklama yaptı. Fıstık ve cevize alternatif olarak fındığı kattık. İnşallah beğeneceklerini düşünüyorum. Çünkü biz de yerli olarak fındıklı baklavalar da yapılıyor ama kamuoyu, Türk kamuoyu fındıklı baklavayı ilk defa yaygın bir şekilde inşallah tadacaklar. Böylece yeni bir sayfa açalım dedik. Gurmeler de inşallah bunu beğenir ve böylece fıstığa ve cevize ilaveten ki Türk Hava Yolları bunu bir konu olarak açmıştı. Biz de dedik ki buna fındığı da ilave edelim. Çünkü dediğim gibi yerli ve aynı zamanda da çok lezzetli olduğuna inandığımız bir ürünümüz. İnşallah bundan sonra herkes fındıklı baklavayı da tadar ve umarım beğenirler. Mutlaka beğeneceğini düşünüyorum. Zaten yine yeşerdi fındık dalları ne olacak baklavanın halleri diye de cevabını göndermişti. Çok zekice bir cevapla. Tahmin ediyorum damak sevki de zekası gibi parlak olduğunu düşünüyorum. Evet, sırada özel hastanelerle ilgili, sağlıkla ilgili bir haberimiz var sevgili izleyenler. Özellikle hasta yakınlarını son derece yakından ilgilendiren bir haber. Daha çok aslında ekonominizi ilgilendiren bir haber ama birleştiğinde genelde sağlık harcamalarıyla ekonomi başlığı adı altında önemli bir haber. Samsun'da bir vatandaşımız hastanenin muayene ücreti ve katılımı aldığı paralar üzerinden şikayette bulunmuş. Ve bakın mahkeme bununla ilgili nasıl bir karar vermiş. Özel hastanelerde muayene olan vatandaş yüksek muayene ve katılım adı altında alınan ücretlerden şikayetçi. Bunun bir örneği Samsun'da yaşandı.
Özel bir hastaneye giden vatandaş kendisinden SGK'nın belirlediği tarifeden daha yüksek muayene ve katılım ücreti aldığını öne sürerek SGK'ya şikayet etti ve parasını geri aldı. Hal böyle olunca özel hastanelerden alınan yüksek muayene ve katılım ücretleri gündeme geldi. Özel hastanelerde giriş ücreti ya da katkı payı adı altında alınan ücretlerin miktarından vatandaşlar şikayetçi. Vatandaşların SGK'nın belirlediği tarifenin üzerinde ücret alan hastaneleri şikayet etme hakkı bulunuyor. Avukat Ezgi Karabayraktar konuyla ilgili konuştu. Böyle bir durumla karşı karşıya kalanların neler yapması gerektiğini söyledi. Özel hastanelerden alınan fazla ücretlerden şikayetçiyseniz muhakkak ilk olarak yapacağınız şey ayrıntılı fatura istemektir. Ayrıntılı faturanızı aldıktan sonra öncelikle ne kadar SGK'nın ödemesinden fazla ödüyorum diye ayrıntılı faturada bunu tespit edin. Ve bu bedel farkının iadesini isteyin hastanenizden yazılı bir başvuruyla. Eğer bu başvuruya olumsuz dönüş alırsanız tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Tabii ki bir diğer yöntem de olumsuz başvuru halinde SGK'ya başvurmaktır. SGK'ya başvuru halinde ve tüketici hakem heyetine başvuru halinde ödediğiniz fazla ücreti iade alma imkanınız bulunmakta. Evet, tabii ki dava da açabilirler. Tüketici hakem heyeti sınır üzerinde kalan miktarlar için muhakkak ki adliyelerde dava açabilirler. Tabii fazla ücret, biz de özel hastaneye gittiğimizde fazla ücret ödüyoruz. Bunun örneği hem ofisimize geliyor hem de biz kendimiz uyguladık. Tüketici hakem heyetine başvurduk ve SGK'ya şikayetimizi yaptık. SGK hem ilgili hastaneye ceza kesti hem de tüketici hakem heyeti kanalıyla bize ödeme yapmak zorunda kaldı. Ordulu vatandaşlarsa muayene ücretlerinin oldukça yüksek olduğundan bahsetti. Yüksek. Yüksek çünkü. Yani bunun devlet hastanelerinde ve diğer diyelim devlet hastanesi hangisinde olursa olsun böyle bir ücret yok ama özel hastanede tamam sonuçta diğer katkı paylarını zaten alıyorsun. Yani acil gittim ben. Neden yani acilde falan bu kadar yüksek alınıyor ki? Ayrıyetten özel bir polikliniğe muayene olmaya geçsen amenna. Ama acile de gittiğinde bu parayı ödemek zorunda kalıyorsun. Ya şimdi normalde o daha önce özel tamamlayıcı sağlık sigortamız yoktu. Ama ondan önce verdiğimiz paralar çok yüksekti. Özellikle işte tahlil falan yaptırdığınız zaman da sizden daha fazla ücret alır. Önce de bir giriş ücreti alınıyor işte. Bir 80-85 liraydı en son. Daha sonra da işte tahlil falan yaptırdığınızda 100 lira bir tahlil ücreti alıyorlar. Yani bir bayağı bir para veriyorsunuz. Ama şimdi tamamlayıcı sağlık sigortam var. Onun sayesinde işte girdiğim zaman oraya bir 15 lira ücret veriyorum. Başka bir ücret vermiyorum ama dediğim gibi özel sağlık sigortası olmayan, sadece SGK'sı olanlar yüksek bir mevlada. Çok pahalı hem de. Yani gelemiyoruz bile. Biz özel hastaneye önceden geliyorduk ama şu anda 3-5 senedir geldiğimiz yok. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Giriş ücretleri pahalı. Evet, girişler pahalı. Onun için daha gelemiyoruz. İşin doğrusu bu. Zaten emekliyiz. Emekli adam ne kadar gelecek? Maalesef devletle gidiyoruz. Gülseren Türker ismini herhalde hatırlarsınız sevgili izleyenler. Yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçirmiş ve Samsun'da bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Gülseren teyzemiz kurtarılamamış ve vefat etmişti. Biz de kendisine Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Önce organları istendi. Yani yeni hastalara umut olması söylendi. Ancak evlatları buna kafadan sıcak bakmadılar. Yakınları bu işe kafadan sıcak bakmadılar. Daha sonra organlarını bağışladılar. Ve bugün iki tane oğlu, Gürselen Türker'in iki tane oğlu da anneleri gibi organ bağışında bulundu. Ve oğlu bakın yaşanan süreci nasıl anlattı. Ordu'da yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçiren ve Samsun'da kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki ev hanımı Gülseren Türker'in iki böbrek ve karaciğerini bağışlayan çocukları kendi organlarını da bağışladı. Ordu'da 3 gün önce yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçiren Gülseren Türker Samsun'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisinde tedavi gören Türker'in beyin ölümü gerçekleşti. Hastane organ nakil koordinatörünün yaptığı görüşmeler sonucunda ailesi Türker'in organlarını bağışladı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonunda yapılan operasyonla Türker'in karaciğer ve böbrekleri alındı. Bir böbrek nakil edilmek üzere Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilirken karaciğer ve bir böbreği Samsun'daki hastalara nakil edilmek üzere 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Türker'in oğlu Metehan Türker, annesini kaybettiği için üzgün olduğunu söylerken organların bağışlanmasının annesini mutlu edeceğine inandığına dikkat çekti. Ne
söyleyeyim. Üzgünüz. Böyle olsun istemedik. Annem cuma günü 6:30-6 gibi yüksek tansiyondan beyin kanaması geçirdi. Aslında bu orduda son bulmuştu. Beyin ölümü olmuştu ama bir mucize dedik. Buraya getirdik Samsun'a. Yine de tüm tetkikler yapılmasına rağmen bir cevap vermedi. En son dün bir anji oldu. Yine de olmadı yani. Annem sağken yaşamında da çok istiyordu organ bağışlamayı. Biz ilk başta karşı çıktık. Ya şöyle karşı çıktık. Hani annem böyle gözümüzde açıkçası parçalanmasını istemiyorduk ama yanlış bir düşünceydi. Oturduk babamla, ablamlarla hepsiyle konuştuk. Daha sonrasında bunu başka hayatta bulacağına inandığımız için buna karar verdik. Onun neticesinde annemin çok mutlu olacağını bileceğimiz için biz de ben, ablamlar, eşim, 4 kişi de aynı anda annem mutlu olsun diye ve diğer insanlar da yaşam bulsun diye bu kararı aldık. Çok mutluyum. Annem gurur duyacağını biliyorum. Çok mutlu olacağını biliyorum. O yüzden her şey onun için. Organların çıkarımını yapan 19 Mayıs Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Alper İsmail Tarım, hastanın beyin kanamasına bağlı olarak beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Organları bağışlayan aileye çok teşekkür ediyoruz. Hastanın sol böbreği Trabzon'a, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bir hastaya şifa olmak üzere gidecek. Sağ böbrek muhtemelen Samsun'da gene 19 Mayıs Üniversitesi'ndeki böbrek nakil ekibine gidecek. Karaciğer de gene 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nın karaciğer nakil ekibi inşallah bu yılki 23. başarılı karaciğer naklini yaparak bir hastaya şifada bulunmak için Samsun'da kalacak. Bir trafik kazası haberi var sırada sevgili izleyenler. Bu anlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Zira kış ayları geldi artık. Oldukça sürücülerin dikkatli olması, takip mesafesini ve araçlarının kış önlemlerinin alınmasına özen göstermeleri gerekiyor. Altınordu'da yaşanan bir kazada hafif ticari araçla bir kamyonetin çarpışması sonucunda 5 tane kardeşimiz yaralandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre MK idaresindeki kamyonet Cumhuriyet Mahallesi'ndeki YEK yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç yol kenarına devrildi. Sürücü YEK ile yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Evet, yine Samsun'dan bir kaza haberimiz var sevgili izleyenler. Maalesef bu sefer vefat var işin içinde. Evden çıkıp ekmek almaya giden yaşlı bir vatandaşımız maalesef araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Şevki Uzun hayatını kaybetti. Beylerce Mahallesi Halis Paşa mevkisinde oturan 85 yaşındaki Şevki Uzun, Samsun Ordu Karayolu'nun karşısında bulunan marketten ekmek almak için evden çıkmıştı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama Ahmetçe idaresindeki otomobil çarptı. Kazada Uzun olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise gözaltına alındı. Olayı öğrenen yaşlı adamın oğlu Mustafa Uzun, babasının cesedi başında gözyaşlarını tutamadı. Altınordu Belediyesi ile devam ediyoruz sevgili izleyenler. Belediye Başkanı Aşkın Tören'in dün önemli bir konferansı vardı ve konferansta çok önemli bir konuğu vardı. Metin Emiroğlu, biliyorsunuz ordunun kurulumunda Mesudiye'den başlayan hikayesinde söz sahibi olan Emiroğulları Beyliği'nin temsilcisi, devamı niteliğindeki eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanımız Metin Emiroğlu'ydu. Dün Altınordu Belediyesi'nin konuğu, belediye başkanının konuğu ve Başşehir Ordu konulu bir konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Aşkın Tören, ordunun tarihine vurgu yaptı.
Altınordu Belediyesi tarafından Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Metin Emiroğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen Başşehir Ordu konulu konferans Altınorduluları zamanda yolculuğa çıkardı. Çeşitli sosyal projelerin yanı sıra kültürel etkinliklerine de devam eden Altınordu Belediyesi bu kapsamda Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Metin Emiroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı Başşehir Ordu konulu bir konferans düzenledi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tarih bilincinin önemine vurgu yaptı. Tarih bilinci çok önemlidir. Ordu ve tüm Karadeniz coğrafyasını adeta Türk yurdu yapan Hacı Emiroğulları Beyliğini yöre insanımız ve bizler yeterince tanımamaktayız. 1301 yılında Mesudiye'de tarih sahnesine çıkan Hacı Emiroğlu Beyliği 60-70 yıllık bir mücadele sonrasında kıyıya yani sahile kadar sınırlarını genişletmiştir. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Metin Emiroğlu, Hacı Emiroğulları Beyliği'nin tarihsel süreci hakkında bilgiler verdi. Görevim sırasında bana Talim Terbiye Kurulu'nda bir üyemiz dedi ki, Sayın Bakanım dedi, bizleri tereddüt ediyoruz dedi. Şimdi seçimlik dersleri yapıyoruz da dedi, acaba tarihi mi seçimlik yapsak, felsefeyi mi diye karar veremedik. Siz ne diyorsunuz dedi. Bana verdiğim cevap şuydu, tarihini bilmeyen adam oturup felsefe yapsa ne çıkar? Evet, bir uyarı haberimiz var sırada sevgili izleyenler. Trafikten bahsetmiştik, trafik kazalarından bahsetmiş idik. Önümüzdeki dönemde yaşanacak olumsuz havalarda da bunun önemli bir risk olduğunu da söylemiş idik. Şimdi bu anlamda son haftalarda özellikle trafik denetimlerinin arttığını görüyoruz. Son bir haftada yapılan trafik denetiminde 114 araç trafikten men edilmiş. Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik düzenlenen denetimlerde son bir haftada 114 araç trafikten men edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre 11-17 Kasım tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde 27 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken 35 kişi yaralandı. Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 58 sürücü alkollü ve 27 sürücü modifiyeli araç kullanmaktan, 28 sürücü drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 87 sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 482 araç sürücüsü hız sınırlarını aşmaktan, 52 araç sürücüsü seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 17 sürücü emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 sürücü hakkında ise kask kullanmamaktan işlem yapıldı. Toplam 754 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldığı denetimlerde 60 kişinin sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 114 araç da trafikten men edildi. Diğer denetimlerle birlikte toplam 9430 araç kontrol edilirken 1534 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Açıklamada vatandaşların huzur ve güvenliğiyle trafik kazalarını azaltmaya yönelik kontrol ve denetimlerin kararlılıkla yoğun, etkili ve süreklilik arz edecek şekilde devam ettirileceği kaydedildi. Evet, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Melet Köprüsü'nde yaptığı çalışmayla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Zira bahsetmiş idik, Melet Köprüsü tamamlandı, inşaatı tamamlandı. Ancak etrafında yol yok, yani köprüye bağlanan yoluk. Bununla ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve yanındaki ekip bugün bir takım incelemelerde bulunmuşlar. Muhtemelen de bizim haberi izlemişlerdir. Orayın yol çalışması ile ilgili önümüzdeki günlerde ciddi adımlar atılacak galiba. Yeni otogar mevkiinden başlayan çevre yoluyla Karapınar Mahallesi'ni birbirine bağlayan Şehit Birol Yıldırım Caddesi'nin 1 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt serim çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, duble olarak projelendirilen 16 metre genişliğinde ve 2 kilometre uzunluğundaki yolun 1 kilometrelik bölümünde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarımızı hızla sürdüren ekiplerimiz geride kalan 1 kilometrelik bölümde alt temel serme, sıkıştırma ve yol altı istinat taş duvar çalışmasına devam ediyor dedi. Güzergahın Ordu şehir trafiğini rahatlatacak önemli bir alternatif olduğunu söyleyen Coşkun Alp, Şehit Birol Yıldırım Caddesi şehir trafiğine büyük rahatlık sağlayacak. Yol sayesinde Ordu çevre yolunu kullanan ağır tonajlı araçlar ve tırlar Karşıyaka Mahallesi'nde yerleşimin yoğun olduğu Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı'nı kullanmayacak ve trafik yükü şehrin dışına verilmiş olacak.
Öte yandan bu yolu kullanarak Melet Köprüsü üzerinden Karadeniz sahil yoluna ulaşım sağlanabilecek. Köprüde çalışmalarımız tamamlandı. Bağlantı yollarının asfaltlanmasıyla köprümüz de hizmete sunulacak şeklinde konuştu. Evet, Fındık'la devam ediyoruz sevgili izleyenler. Fındık'la biliyorsunuz artık dal kesme dönemi, budama dönemi. Ama bazen gençleştirme yapacağız diye verimli dalları da kesmek mümkün. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerek. Şimdi haberimizde bunun detaylarını izliyoruz. Şurada mesela çok fazla bir sürgün yok. Bunu şuradan kestiğimiz zaman buradaki sürgünden uzaması daha yüksek olacak. Fındık'ta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla Ordu Tarım İl Müdürlüğü örnek bahçelerde budama işlemleri gerçekleştiriyor. Şimdi şöyle kes. Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, bahçelerimizden istediğimiz verim ve kaliteye ulaşabilmemiz için öncelikle tekniğine uygun budama ve gübreleme yapmamız gerekmektedir dedi ve fındık ocaklarında özellikle gençleştirme adı altında verim çağına gelmiş ve maksimum verimi alınacak dalların kesilmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Örnek bahçe sahibi Mehmet Zafer Ak, budama ile ilgili açıklamalarda bulunarak verimi arttırmanın yöntemini anlattı. Dal üzerinde gençleştirme üreticimiz yanlış anlıyor. Evet. Yani dalın kalınlığını keselim, incesi kalsın. Bu şekilde değil. Değil. Nasıl olacak? Gördüğünüz gibi dalın üzerinde yaklaşık 1 metreden falan bir vuruş yapmışız yani. Ucunu kesmişiz. Gençleştirme dediğimiz bu. 2017 yılında Kasım ayında burasını kestik. 2018 yılında şu sürgünler oluştu. 2019 yılında da diğer sürgünler oluşarak çotanak sayılarının artmasına, gördüğünüz gibi yani şu anda fındık olacak meyveler gözüküyor. Yani işaretleri var. 2020 yılında yaklaşık olarak bu 5 tane sürgünden veya biraz sayısı artacak zamanla 1,5 kilo gibi falan bir fındık hedefleniyor yani. Ve çöp diyoruz sevgili izleyenler. İlçelerimizin bazılarında vahşi depolama sistemlerinin halkımıza verdiği rahatsızlıkları zaman zaman bültenlerinize taşıyoruz. Perşembe'de biliyorsunuz hala yanan, söndürülemeyen bir çöp alanı var. Orada bir vahşi depolama var. Ünye'de de vardı biliyorsunuz. O Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler'in uğraşıyla bir nebze de olsa çözüme kavuşturuldu. Şimdi Perşembe'de Kabakdağ mevkiinde var aynısı. Böyle bir vahşi depolama orada da vardı. Orası da son derece rahatsızlık verici. Zira çok güzel bir yer orası. O güzelliğin içinde çok çirkin bir görüntü idi. Şimdi Büyükşehir Belediyesi burayla ilgili de karar almış ve bu alanda Kabakdağ, Perşembe Kabakdağ'da rehabilite edilecek. Çevre kirliliğine sebep olan ve metan gazlarının sıkışmasıyla birlikte ara ara yangınların oluştuğu çöp alanı Başkan Güler'in talimatıyla kapatılmıştı. Bölgede metan gazı oranının düşmesini bekleyen Büyükşehir Belediyesi alanda rehabilite çalışmalarına başladı. Yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan Kabakdağ mevkiinde olumsuz çevresel etkilerinin önüne geçeceklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yıllardır düzensiz vahşi çöp depolama için kullanılan Kabakdağ mevkiinin olumsuz çevresel etkilerinin önüne geçiyoruz. Bölgede ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çöp alanında topraklama çalışmaları devam ediyor. Yapılan düzenlemeler sonucunda vahşi çöp depolama alanı yeşillendirilecek. Ulaşım çevre düzenlemesi gibi çalışmaların ardından Perşembe halkı güzel bir alana kavuşacak dedi. Evet, devam ediyoruz. Bir sağlık haberi var sırada sevgili izleyenler. Ankara Üniversitesi Cerrahi Onkoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salim Demirci, Karadeniz bölgesinin mide kanserinde ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Son zamanlarda mide kanserinin nedenlerinden bir tanesi ekşiden bölge dışına kalan mide yaygın oldu. Ankara Üniversitesi Cerrahi Onkoloji Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salim Demirci, mide kanserinden her yıl dünyada 1 milyon civarında kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Aslında dünya genelinde çok önemli bir sağlık problemi. Dünyadaki kanser ölümlerinde ikinci sırada sorumlu. Ve aşağı yukarı bir yılda 1 milyon civarında insan bu hastalıktan kaybediliyor bir yılda dünyada. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Cerrahi Onkoloji Derneği'nce Diyarbakır Cerrahi Onkoloji Günleri kapsamında bir otelde mide kanseri sempozyumu düzenlendi. Kroto-onkogen
Profesör Doktor Salim Demirci sempozyumda yaptığı konuşmada mide kanserinin dünyada çok önemli bir sağlık problemi olduğunu söyledi. Türkiye'de Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mide kanserinin daha fazla görüldüğüne işaret eden Demirci, sinsi hastalığın özel bir belirtisinin bulunmadığını aktardı. Bölgesel farklılıklar var. Bazı bölgelerde daha az, özellikle batıda, güneyde nispeten daha az ama bu bölgede ve kuzeyde, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde en sık görülen ilk 3-4 kanser arasında. Maalesef sinsi bir hastalık. Özel bir belirtisi yok ve tüm sindirim sistemi hastalıklarında birbirine benzer silik, çok aşikar olmayan semptomlarla karşımıza çıkıyor. Hatta çoğu hiçbir belirti vermiyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi, belli yaşa gelmiş, Türkiye gibi mide kanserinin sık görüldüğü ülkelerde yaşayan insanlarda belli bir yaşa geldiğinde, ki bu yaş 40 yaş civarında, herhangi bir belirti olmasa bile endoskopi, rutin endoskopik kontrol yaptırmaları. Ancak hastalığı bu şekilde erken tanıyıp tedavi edebiliyoruz. Evet, İkizce Şenbolluklar'ın düzenlediği bir kahvaltıyla devam ediyoruz. Programı Murat Kışla düzenledi ve konuklar arasında Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Cemal Enginyurt da vardı. İkizce Şenbolluk sakinleri kahvaltıda buluştu. Programı Murat Kışla düzenledi. Kahvaltı programına MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul Milletvekili Hayati Arkas, Bahçeli Evler İlçe Başkanı Osman Çakan, İstanbul Ülke Ocakları İl Başkan Yardımcısı Emre Dağcı katıldı. Programın açılış konuşmasını Bahçeli Evler İlçe Başkanı Osman Çakan yaptı. Çok teşekkür ederim, afiyet olsun. Sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olduk arkadaşlar. Cemal Enginyurt benim için önemli bir insandır. Gerçekten. Cemal Bey, önceki gün mecliste söyledi, hemşerilerle kahvaltı yapacağız dedi. Ben de başım üstüne ayağım geldim dedi. Bu arada çok değerli parti yöneticimiz, ilçe başkanımızsa, çocuk yöneticilerine, efendim, dernek başkanına, bunlar bizi yalnız bırakmadıklar için teşekkür ediyorum. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise programda gündeme dair konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal Beyefendi'ye Temmuz ayının sonu gelmeden fındık fiyatı açıklanmalı dedik. 18 lira olmalı dedik. Eğer böyle olmazsa dedik, üretici 10 senedir perişan, üretici orduyu terk etti, esnaf perişan, köylü perişan dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. 16,5 lira olarak ordu fındığına fiyat verdi. Ve tarihte 15-20 yıl sonra ilk defa Şenbolluklar olarak köyünüze çocuklarınızla birlikte yüzünüz gülerek gittiniz. Yoğun oluklusu, deveciklisi, kaynartaşlısı, ikizcelisi, topyekün memleketine gitti. Ve hakikaten bugün de fındık 18 lira şu an itibariyle. Evet, bu haberle beraber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Bugün tabelamız yetersizsinizdi. Yani şehrin aslında ne zafiyetleri olduğunu, normalde çok daha farklıyken, çok daha iyi olması gerekirken niye sıkıntılar yaşadığını ve bunlara sebep olanların kimler olduğunu söylemeye çalıştık, uyarmaya çalıştık. Zira önümüzde uzun bir dönem var. Yine bu insanlarla yola yürüyecek gibiyiz, yürümek zorunda gibiyiz. Erken seçim olmazsa, bugünkü söylenişlerden ya da bugünkü çıkışlardan sonra da erken seçim olma ihtimali herhalde biraz daha fazla konuşulacak gibi. Eğer olmazsa bu şehir bu insanlarla yürümek zorunda. Bu insanların da kendine çeki düzen vermesi gerekir ki, şehrin lehine çalışması gerekir ki bu il kazansın, bu millet kazansın. Eğer böyle olmazsa kaybedecek bir 4-5 senemiz var. Zira biz zaten çok fazla kayba uğramış bir şehiriz. Çok kazanması gerekirken, çok iyi pozisyonda olması gerekirken, her bir ferdinin refah içinde, huzur içinde olması gerekirken maalesef hala kimin adamı, kimin konusu, kimin kavgası, bunun hesaplarını gidiyoruz. Herkes kendi çıkarları peşinde, kadrolar kurma, kadrocuklar kurma derdinde şehre hakim olabilmek adına. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak lazım. Yetersizsiniz kısmında bizim bahsettiğimiz durumun
bir an önce düzelmesi gerekir. Çok iyi kadrolarla yönetilen, çok üst düzey insanların olduğu bir siyasi kadromuz var. Daracık bir kapsamı olsa da, 4 kişiden oluşan daracık bir kapsamı olsa da ülke yönetecek kadar gücü olan insanlar bunlar. Dolayısıyla bu insanların şehrin üzerindeki etkilerini artırmaları gerekir. Ama bu etkiyi adamlarını kayırmak ya da o adamları bir yerlere getirmek için değil, özellikle tecrübesiz isimleri bir yere getirmek için değil, şehrin ekonomisine, ticaretine, kültürüne, sanatına, turizmine katkı sağlayacak hamlelerle yapması gerekir. Ortaklaşa yapmaları gerekir. Birinin yaptığını diğerinin çekiştirmemesi gerekir, desteklemesi gerekir. Asıl olan her zaman ordululuktur diyoruz. Asıl olan her zaman ordunun, ordulunun kazanmasıdır diyoruz ve ümit ediyoruz ki bir an önce bu işlemler yerli yerine oturur, işler düzelir ve şehir hak ettiği kimliğe bir an önce bürünür diyelim ve veda edelim. Yarın akşam tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. TV 52 ekranlarından iyi akşamlar. Ben Volkan Deniz. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızdayız. Ordu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Ordu Spor 1967 yoluna tam gaz devam ediyor. Daha sezon başı olmasına rağmen birçok yıldızı ön plana çıkmış durumda. Bunlardan bir tanesi Cenkay Gençer. Genç oyuncu Ordu Spor 1967'nin oynadığı tüm karşılaşmalarda gol atmayı başardı. Sezon başında yeni mahalleli iki spor olan adını Ordu Spor 1967 futbol işletmeciliği yapan ve geçen sezonun 1. amatör lig şampiyonu olan Ordu Spor'dan birçok oyuncuyu kadrosuna katan Mor Beyazlılar il dışından da takviyeler yapmıştı. Geçen sezon İstanbul Tepebağ Kültür Spor forması giyen 2000 doğumlu Cenkay Gençer'i de bu planlama doğrultusuna kadrosuna kattı. Sezonun ilk haftasında teknik direktör Şükrü Bekiroğlu'nun Demir Spor karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Cenkay, karşılaşmanın 40. dakikasında ağları havalandırarak siftah yapmıştı. Bir hafta sonra farklı kazanılan Fas'la Dolunay Spor maçında da 2 gol birden atan genç oyuncu gol sayısını 3'e çıkarmıştı. İptal olan Ünye Gençler Birliği karşılaşmasının ardından 4. haftada Kotyara Futbol Kulübü'nü konuk eden Ordu Spor 1967 Spor Kulübü'nde maçın kapanış golünü atan Cenkay Gençer 4. golünü atmış oldu. Ordu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Ünye Gençler Birliği, Ordu Spor 1967 karşılaşmasının yerinin değiştirilmesini protesto etmişti. Bunun faturası ağır oldu. Hükmen 3-0 mağlup sayıldı ve 3 puanı silindi. Ev sahibi olduğu maçlarda Ünye Cevizlere tesislerini kullanan Ünye Gençler Birliği ekibi, Ordu Spor 1967 karşılaşmasının Ordu Spor 1967'nin talebi üzerine Ünye Şehir Stadı'na alınmasını protesto etmişti. Sahaya A takım yerine O15 takımı ile çıkan, topu Ordu Spor 1967'li futbolculara verip maçı öylece seyreden, ikinci golden sonra oyuna başlamayan Ünye Gençler Birliği ekibinde bir futbolcu kırmızı kart görmüş, ardından oyuncular tekrar oyuna başlamayarak hakemin maçı tatil etmesini beklemişti. Ünye Gençler Birliği yapmış olduğu bu protestonun faturasını ağır ödedi. Amatör Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklanan karar sonrasında hükmen 3-0 mağlup sayılırken mevcut puanından da 3 puan silindi. Ayrıca ikinci golden sonra oyuna başlamayıp kırmızı kart gören Levent Solakoğlu'na ise 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. Ordu 1. Amatör Lig'de büyük olaylara sahne olan Kabadüz Belediyespor Fas'la Dolunay Spor maçına ceza yağdı. Ligin 3. haftasında Kabadüz Belediyespor ile Fas'la Dolunay Spor, Spor Toto Altınordu tesislerinde karşı karşıya gelmişti. Gergin geçen ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlik kavgaya dönüşmüştü. Maçın bitmesiyle birlikte Kabadüz Belediyespor yöneticisi Yusuf Köroğlu ve Fas'la Dolunay Sporlu futbolcular arasında başlayan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüşmüştü. İl Futbol Disiplin Kurulu her iki takıma da ağır cezalar uyguladı. Yapılan toplantıda olayların Kabadüz Belediyespor yöneticisi Yusuf Köroğlu tarafından başlatıldığı belirtilir. Yusuf Köroğlu 300 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Yaşanan olayların yerel ve ulusal basına sızması sebebiyle ev sahibi kulüp Kabadüz Belediyespor'a 3 maç tarafsız sahada oynama cezası verilirken 10 ayrı futbolcu ise 56 maç ceza aldı. Kabadüz Belediyespor'dan Cesur Korkmaz 11 maç,
Aytaç Kars 8 maç, Soner Yılmaz 5 maç, Ersin Gök 2 maç, Okan Gürses 2 maç, Fas'ta Dolunay Spor, İsmet Sayan 9 maç, Yunus Emre Coşkun 7 maç, Alper Erden 6 maç, Sezer Sert 4 maç, Onur Güler 2 maç. Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençler Birliği, Recep Kara Spor Salonu'nda Van Handball Spor Kulübü'nü konuk etti. Ordu Gençler Birliği karşılaşmadan 23-18 galip ayrıldı. Müsabakaya iyi başlayan Ordu Gençler Birliği'nin kızları devre arasına 11-9 önde girdi. Üstünlüğünü karşılaşmanın sonuna kadar sürdüren Ordu temsilcisi 23-18'lik skorla galip geldi. Hiranur Kaya 8, Yaren Sonkaya ise 7 golle galibiyette büyük katkı yaptı. İlk maçında Artvin'e yenilen Ordu Gençler Birliği, Van Handball Spor Kulübü galibiyetiyle çıkışa geçti. Günün öne çıkan spor haberleriyle karşınızda olduk. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.